Sevgili seyircilerim, merhaba. Bugün yaptığı o görkemli, o cesur filmleriyle yakın çağ Türkiye tarihine ışık tutan çok yönlü bir sinemacıyı ağırlıyorum. Gerek televizyonda, gerek sinemada yaptığı filmlerle sadece yurt içinde değil, yurt dışından da ödüllerle gelen yönetmen, senaryo yazarı, yapımcı ve hatta proje tasarımcısı Tomris Giritlioğlu bizimle. Hoş geldin sevgili Tomris. Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim. Çok şükür, çok şükür. Çok mutlu oldum bugün bize zaman ayırdığın için. Baban senin Konya Kadıhanı'nda hakimlik yaparken sen Konya'da dünyaya gelmişsin ama aslında Antakyalıyım. Biliyorum. Çok iyi biliyorum. O dönemi, o ortamı, o aileyi bize birazcık anlatır mısın? Tabii. Ben babama çok düşkündüm. Onun benim üzerimdeki emeği çoktur. Evet. Çocukluğum bir kazayla gölgelendi. Trafik kazası. Ay. O üzücü şeyi tekrar hatırlatmak istemiyorum sana. Ama ilkokulu Ankara'da okuduğunu biliyorum. TED Koleji'nde, değil mi? İlkokulu şeyde okudum. Konya'da mı? Yok yok. Ankara'da. Ankara'da okudum ama... Sonra Hacettepe Üniversitesi'nde İngiliz dili ve edebiyatı okuduğunu biliyorum. Evet. Sinema ne zaman ilgi? Shakespeare okumak çok önemli bir şey. Değil mi? Evet. En büyük sinemacı bence. Öyle mi? Çünkü Shakespeare okurken bütün o görselleri gözünün önünden geçiriyorsun, hayal edebiliyorsun. Hayal gücünü belki de evet, insanların tetikliyor. Evet. Üniversite birin yaz tatilinde baban seni Londra'ya göndermiş. Evet. Bu herhalde senin talebinle oldu diye düşünüyorum. Yok, babam. Babam gönderdi. Düşündü. Evet. Ve yolladı. Ben Londra bana çok şey kattı. Eminim. Orada belki de sinemaya orada aşık oldun. Evet evet. Değil mi? Aynen öyle. Tarkovski orada girdi hayatıma. Bir gün bir sinemanın önünde çok uzun kuyruklar gördüm. Bekledim, sabrettim ve girdim. Filmi seyrettim. Seyrettim ve dünyam değişti. Babana şöyle demişsin. Baba ben okulu bırakacağım. Burada yönetmenlik okuyacağım. Evet. Ne dedi baba? Doğru buraya geliyorsun dedi. Ben senden ayrılamam dedi. Evet. Çünkü çok baba kız birbirinize çok düşkünmüşsünüz. Çok düşkündük. Ay canım benim. Sonra üniversiteden mezun olduktan sonra TRT'ye çevirmen olarak giriyorsun. Girdim. TRT Haber Dairesi Başkanı Aycan Giritlioğlu'yla hayatınızı birleştiriyorsunuz. Evet. Ve oğlun, biricik oğlun, evet, Ilgaz dünyaya geliyor. Evlilik senin kariyerini, hayallerini etkiledi mi? Olumlu etkiledi. Ne Aycan güzel, çok özel bir insandır. Hı hı. Hep çok destek oldu bana. Ne güzel, ne güzel. Sen de TRT'ye giriyorsun, değil mi? Ve çocuk bölümüne önce giriyorsun. Evet. Çocuk programları başlıyor. Sonra eğitim kültür
programları, sonra belgesel. Yani bayağı TRT'de de adım adım seviyeler geçirmişsin. Evet, TRT'de çok şey öğrendim. Değil mi? TRT adeta bir okul yani. Okul. Değil mi? Çok güzel. Peki, 1988'de drama bölümüne geçtiğini biliyoruz. 89'da da ilk filmin Kanto'dan Tango'ya. Evet. TRT'de çektim onu. Ya, çok çok sevilmiş bir diziydi. Kanto'dan Tango'ya görüntümüz var. İzleyelim mi birlikte? İzleyelim. Senin ilk işin. Mithat. Müthiş bir sürpriz bu. Haber vermedin. Yazmıştım ama mektuptan daha süratli geldim galiba. Dur bakayım şöyle sana. Anne. Zayıflamışsın. Abi. Nihal. Demelli mi döndün yoksa? Hayır, 2 gün sonra dönüyorum. Niye? Adana'da İnönü Churchill görüşmesi var. Görevli geldim. Kalmayacak mısın burada yani? Yarın akşam Adana'ya hareket edeceğim. Sonra gene Londra'ya mı? Merak etmeyin anne. Harp yakında bitecek. Çok yakında. İnşallah. Evet öyle. Son günlerde gazetelerde bundan sıkça bahsediliyor zaten. Sen aç olmalısın. Hayır, aç değilim. Ama bizim kahveden yaparsanız içerim. Bu filmin senaryosunu da sen yazdın, değil mi? Ziya Özkan'la birlikte beraber yazdınız ve bu filmden ödül aldın. Evet. Ve aslında bir yabancı eleştirmenler ödülü, değil mi? Fibreski ödülü. Fibreski ödülü. Ya bir böyle eleştirmenlerden aldığın bu ödül sana galiba ben doğru yoldayım, doğru bir iş yapıyorum ve devam gibi bir duygu yarattı mı üstünde? Ben çok ödülü önemseyen birisi olmadım. Sen önemsemiyorsun ama bütün yaptığın işler ödüllü Tomris. O kadar güzel işler geliyor ki sonradan. Ödülü benimsemiyorum dedin ya. Önemsemiyorum. Ha, yani ödül için yapmıyorum. Bir şey çekmedim. Değil mi? Ödül için çekmedim. Evet. Ama zaten onu seyirci takdir ediyor. Hele işte eleştirmenler gibi jüriler zaten onun hakkını veriyorlar. Ve Suyun Öte Yanı. O da 1991 hemen evet. Yakın 11. Uluslararası İstanbul Film Festivali'nde jüri özel ödülü ve en iyi yönetmen ödülüne layık görüldü. Evet. Sonra Ankara'da da Ankara Uluslararası Film Festivali'nde en iyi ikinci film ödülüne layık görüldü. Aslında filmle ilgili konuşacağımız şeyler var. Suyun Öte Yanı'nı ne kadar çok sevdiğini biliyorum. Ama önce görüntümüzü izleyelim mi? İzleyelim. Hadi kızım, hadi kızım. Yenize marşın. Girda, girda. Girda, girda. Girda, girda. Girda, girda. Girda, girda. Girda, girda. Apadım. Έλα, έλα γρήγορα. Άιντε. Ομολύστε γρήγορα. Σταματάτε. Çok güzel yemek yapar Giritliler. Biz çok ot yeriz. Girit'te çeşit çeşit ot var. Lezzetli, tatlı, bol bol her şey. Bol bol. Girit'in toprağı güzel, suyu güzel. Öyle güzeldir ki Girit. Hı hı. Çok güzeldir, çok. Kaç yaşındaydınız geldiğinizde? Küçüktüm. Vardım. 13-14. 24 mübadelesinde geldik biz. Ya şimdi filmi seyredince o günlere gittim. O günlerde ben seyretmiştim bu filmi ve aşık olmuştum, hayran olmuştum. Hatta o dönemde belki de konuşmuştuk üzerine. Feride Çiçekoğlu'nun bir romanından uyarladınız değil mi bunu? Hikayesinden. Onun bir hikayesinden uyarladınız. Ama senaryoyu kim yazmıştı dedin? Nuray Oğuz. Yani şeyin Orhan Oğuz'un karısı. Evet, evet. Evet, çok
katkısı var suyun ötesinde. Hala sinemanın içinde ben de çok seviyorum. Karı koca ikisini de çok seviyorum. Aslında sen de en çok sevdiğim filmim demişsin bunun için, değil mi? Evet. Yani baktığı... Belki ilk film olduğu için. Hı-hı. Yani bir meselem var aslında. Anlatmaya çalıştığın ya da bizim farkındalığımızı arttırmaya çalıştığın seyircinin. Hı-hı. Bir derdin var, değil mi? Evet. Değil mi? Ülkemin kusurlarını... hep beyaz perdeye aktarmak gibi bir derdim bir derdin var. Evet. Daha sonra Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Yaz Yağmuru adlı bir öyküsünü sinemaya uyarladın. Sonra bir yıl sonra Mehmet Eroğlu'nun Yarım Kalan Yürüyüş'ten uyarladın. 80. adım. Bu filmlerle artık sayamayacağım kadar çok festivalden ödüller aldın. Köln'den aldın, Ankara'dan aldın, İstanbul'dan aldın. Yani bu filmler gerçekten meselesi olan bir insanın o sorumlulukla ancak üstesinden gelebileceği, evet, filmler. Görüntülerimiz var, izleyelim mi onları? İzleyelim. Üst üste görüntüler geliyor ama her biri birbirinden kıymetli benim için. Affedersiniz. Burada kalan bir tanıdığımı arıyorum. Tanıdığınız mı? Bir ahbabım diyelim. Adı nedir? Adını bilmiyorum. Sizi daha önce burada gördüğümü hiç hatırlamıyorum. İlk defa geliyorum zaten. Şu ahbabınız nasıl biri? Yaz yağmuru gibi. Uzun kızıl saçlı. Ellerinde yüzükler var. Şurasında da bir ben. Hı hı. Hatırladım. Niçin ayakta kaldınız? Buyurun oturun. Onu bulabilir miyim? Hayır. Bu resme hatırlamaya çalış. Bu adamı daha önce gördün mü? Gördün mü? Evet. Ne zaman? 22 Eylül'de. Belki de 23'tü. Demek İstanbul'a geldiğinde yurt dışına çıkmaya karar vermişti. Senden pasaport istedi, öyle mi? Evet. Peki nereye gideceği hakkında bir fikrin var mıydı? Bilmiyorum hakim bey. Ne hakimi ya? Savcı, savcı! Affedersin savcı bey. Nereye gitmek istediğini bilmiyorum. Ama benim ona hazırlayacağım pasaportla istediği ülkeye gidebilirdi. Bendeki içilik birinci sınıftır. Sus be, kes sesini. Sahtekar herif. Sen yalnızca sorulara cevap ver. Bu her iki edebiyat uyarlaması da sahiden çok başarılıydı. Bu tür yapımlar üzerinde ne kadar süre çalışıyorsun? Ne kadar zamanını alıyor? Yaklaşık bir yıl. Aşağı yukarı değil mi? Mekanlar, cast var. Evet. Oyuncuları seçerken nelere dikkat ediyorsun? Çünkü dikkatimi çekti. Mesela Meral Çetin iki filminde de var. Bazı çalıştığın oyuncularla tekrar diğer filmlerde de çalışmak istiyorsun. Çalışıyorum. Çalışmak istiyorum, evet. Meral benim için çok özel bir oyuncudur. Değil mi? Evet. Çetin Kaya. Uyarlamak istediğim bir kitap daha olduğunu biliyorum. Yine Tanpınar'dan. Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Her yönetmenin hayalidir o. Değil mi? O çok
Oğlumun da hayali. Ay inşallah gerçekleştirirsin. O gerçekleşemez. Öyle mi? Evet. Senaryosu çok zor. Çünkü. İnşallah genç bir yönetmen çıkar. Bu oğlum da olabilir. İşte ben onu diyorum. İşte beraber yaparsınız diye bir de diyorum. İnşallah. 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 Evet. Yine bir edebiyat uyarlaması geliyor şimdi. Gerçekten çok önemli. Seyirciden de çok büyük ilgi gördü. Benim zaten çok sevdiğim bir film. Salkım Hanım'ın Taneleri. Anneleri. Salkım Hanım'ın Taneleri çok ses getirdi gerçekten. Sadece festivallerden ödüllerle dönmedi. Seyirci de çok sevdi. Evet. Yani muhteşem de bir kadrosu vardı, değil mi? Evet. O benim Yılmaz Karakoyunlu'yla ilişkimin başlangıcı. Çok severim Yılmaz Bey'i. Çok şey öğrendim ondan. Ve Salkım Hanım da onun emeği var. Tabii onun elbette ki onun yazdığı bir romandan zaten senaryolaştı. Peki sen önce romanı okumuştun, ondan sonra mı Yılmaz Bey'e ulaştın, yoksa sana böyle bir teklif mi geldi? Romanı okudum. Okumuştum. Hayran oldum. Evet. Ve bunu Yılmaz Bey'i aradım. Ben bunu filme almak istiyorum. Evet. Çok güzel. Yılmaz Bey'le çalışmak büyük bir keyiftir. Kendisi de çok keyifli bir insan çünkü, evet, değil mi? Evet. Çok dolu, çok birikimli. Gerçekten de iyi ki bu filmi yapılmış. Hatta ve hatta 9 yıl sonra yine Yılmaz Karakoyunlu. Ama önce Salkım Hanım'ı izleyelim. Tamam. Sonra devamını konuşuruz. Tamam. Bütün geceyi burada geçirecek değilsin herhalde. Ne kadar güzelmiş. Mebuslarımız gayrimenkullerinin vergiye bağlanmasına razı gelmeyince kanunda çıkmadı tabii. Mübalağa ediyorsunuz Deniz Bey. Başka şeyler var. Ne mübalağası efendim? Zaten 3 yıldır savaş yüzünden çekmediğimiz sıkıntı kalmadı. Yine bize yüklenecekler. Hazine çok zorlanıyor. Devlet stok yapmak zorunda. Üstelik bir o kadar da ihtiyat asker diyorsunuz. Böyle bir zamanda tam baştan fedakarlık yapması tabii değil midir? Fedakarlığı zaten yapıyoruz Mithat Bey. Beni asıl korkutan daha sert tedbirlerin gelmesi ihtimali. Gidişatı hiç beğenmiyorum. Nasıl? Beğendiniz mi bizim mahallenin müzisyenlerini? Bence ne varsa sizin mahallede var. Şu sahne yeter aslında. Yani bana bu kadar güçlü ki oyuncu kadrosu hepsi orada. Mekan çok güzel değerlendirilmiş. Arkada de sürekli olarak bir hareket var. Yaşıyor yani. Sanki oraya tesadüfen kamera girmiş gibi. Bunu yakalayabilmek kim bilir ne kadar zamanını almıştır diye düşünüyorum. Ama çok çok güzel gerçekten. Çok iyi bir görüntü yönetmeniyle çalıştım. Ha, kim? Ben Yavuz Türkeli. Hep Yavuz var hayatımda. Şeyde kaybettik onu. Yüz sancısını çekerken. Ya. Ercan görüntü yönetmeniydi. Sadık Emci. Biz Ercan'la çekime ara verdik. Ankara'ya gittik. Ya. Yavuz'la vedalaştık. Çok yetenekliydi yani. Çok erken bir kayıp değil mi? Evet. Çok önemli. Çok. Yani yönetmen çalıştığı görüntü yönetmeniyle aynı frekansta, aynı duyguda, aynı estetik zevkinde
olursa bambaşka işler çıkıyor. Başka. Yani yönetmenin de işi kolaylık. Benim işbirliğim çok özeldi. Ya, Allah rahmet eylesin. Canım benim. Allah rahmet eylesin. İşte ama sanatçılar ölmüyor diyoruz ya. İşte bu karşımızda. Yani muhteşem. Peki şimdi Gül Sancısı'na geliyorum. Çünkü Yılmaz Karakoyunlu dedik ya. Onun bir romanı Gül Sancısı. Salkım Hanım'ın Tanelerinden sonra onu çekmeye daha önceden planlamış mıydı? Yani ben... Yok. Sonra... Salkım Hanım'dan sonra... Sonra yaptım. Okudum Gül Sancısı'nı. Ve şey... Yılmaz Bey tabii seve seve verdi bana. Ha. Bana çok güvenir. O güveni hak ediyor muyum? Çok emin değilim canım, ama. Sen ne kadar hak ediyorsun? O kadar mütevazı olma. Mütevazı olma. Gerçekten her iki filmde tamam romanları kabul ediyorum. Çok okunmuş, çok beğenilen romanlar ama bunlar sinemada daha çok kişi tarafından benimsendi. Filmleri seyrettikçe belki filmleri seyrettikten sonra insanlar romanı gidip okumaya başladılar. Evet. Onun için iyi ki sinemaya aktarmışsın bu filmleri. Gül Sancısı'ndan da görüntümüz var. Tamam. Cemiyetten kafana göre ayrılamazsın. Eşitlik bir sömürüymüş. He. Oymuş buymuş. Lan siz kimsiniz peki? Siz kimsiniz? Bunlar kim böyle? Bunlar gidecek, turist gidecek. Bunlar gidecek, turist gidecek. Seni tanıdım ben. Sen sadece seyircisin bu hayatta. İşin Selanik ayağını bağlamışken durmak aptallık olur. Kendi içinizdeki ılımlara bile tahammülünüz yok sizin. Ona bunu nasıl yaptın? Onu kurtların önüne nasıl attın? Seninle konuşacağımız bir şey var. Konuşalım bakalım. Sen gidebilirsin. Ne istiyorsunuz onu? Bugün evden çıkma. Sokaklar tehlikeli olacak. Siyasi sinemayı sevdiğini söylüyorsun. Aslında geçmişe objektif bakabiliyor musun? Çünkü geçmişimizle hesaplaşmadan sağlam bir gelecek kuramayız diyen de sensin. Evet. Hesaplaştık mı? Yani hesaplaşmaya çalıştım ben. Evet. Ama yeterli mi? Değil tabii. Yani mesela sırada Madımak vardı. Onu çekemedim. Çekemedin ama çekersin inşallah diyorum i̇nşallah. Ben de. Peki. Yani yıllarca böyle çatışmalardan ben beslendim diyorsun. Onun için sana sinemanın asi kadını diyorlar. Yani evet, çatışmalardan beslenmek diye bir şey var yani. Ve bir sinemacı için çok da kıymetli, çok da değerli. Evet. Dolayısıyla... filmden çıkan seyirci bir süre sonra ben ne seyrettim, neyin farkında olmam için bu film yapılmış filan, yani kendinle filmle ilgili evet, şeye başlıyor, sorulara, bu sorgulamaya. Salkım Hanım'la başladı. Evet. Ve Antalya'daki gösterimde çok yaşlı bir adam bana şunu sordu. Tomris Hanım, bunlar gerçekten yaşandı mı? Ya. Gerçek mi bunlar diye sordu. Ben de tabii evet, çok azını belki yansıttık. De gösterebildik diyorsun. Evet. Dedim. Evet. Yani aslında sinema zaten yaşama bir yerde ayna tutmak. Değil evet, mi? Yani evet, yaşarken göremediğimiz detayları sinema bize gösteriyor. Evet. Öyle açılardan gösteriyor ki biz onu daha önce fark etmemişiz. Aha.
O kadar çok soru sormak istiyorum ki. Senin için iyi film, kötü film nedir? Bir filmi iyi yapan iyi film, nedir? Oyuncuları iyi olan ve samimi bir anlatıcı, bir anlatım dili olan filmdir bence. Evet. Kötü film zaten kötü filmdir o. Onu hiç anlatmaya gerek yok. Ama ben çok etkilendim Türk filmlerinde. Yani Yeşilçam filmleri diyoruz değil mi? Evet. Evet. Yani şöyle düşünüyorum. Evet, çok primitif, çok ilkel, teknolojiden uzak, üç kuruşa kotarılmaya. Ama samimi. Ama bir dürüst samimi değil mi? Yani evet. O özelliği bugün hala o filmleri seyredilir kılıyor. Evet. Değil mi? Evet. Sen? Mesela ben Edison'la senin filmlerini hiç kaçırmadım. Defalarca izledim. Hıçkırık. Ya. Ay. O ne? Bir öyle yani. O filmde ağladığım kadar hayatımda ağlamadım. Çok ağlamıştım. Artık Allah rahmet eylesin. İlhan Arakondu onun görüntü yönetmeni. Onun da içine fenalıklar gelmişti. Hadi kızım ağla kızım ağla. Ağla kızım ağla takmıştı benim adım. Beni görürsün ama hadi kızım ağla kızım ağla. Sen yönetmensin, yapımcısın. Projeyi tasarlayansın, senaryoları oturup yazarsın. Peki bütün bunları yaparken en çok hangisini yapmak sana keyif verdi? Ben Nilgün Öneş'le çalıştığım her projeyi çok sevdim. Özellikle bunlar arasında Hatırla Sevgili. Özel bir yerdedir. Benim çok için. Güzel gerçekten. Ve Nilgün de o projeyi çok iyi yazdı gerçekten. Evet. Hatırla Sevgili gerçekten bir dönem çok ses getiren bir hikaye oldu. Çok cesur bir konuydu. Evet. Şöyle kendimle özdeşleştirerek bir şey söylemeye çalışacağım. Aşağı yukarı benzeri bir konuyu ben uzun zaman çalıştım. 1960 ihtilalinden söz ediyoruz. Fakat onu oluşturabilecek ekibi kadroyu kurmakta çok zorlandım. Çok zamanımı aldı. Sonra Hatırla Sevgilimi seyrederken aman yarabbi işte bu, işte bu. Bunun anlatılması gerekiyor diye çok mutlu olmuştum. Gerçekten de çok başarılı bir işti. Şimdi bu filmleri yaparken bir yandan da birçok genç sinema oyuncusu kazandırdın. Birçok yetenek senin sayende oyuncu oldular. Mesela şimdi aklıma Beren Saat var değil mi? Tuğba Büyüküstün, Bülent İnal. Benim çok sevdiklerimden biri yine Nejat İşler. Ay çok gerçekten çok güzel seçimler. Yani bir oyuncuyu ilk gördüğün zaman neye bakarsın? Yani bu nasıl, ne beklersin ya da? Nasıl seçiyorsun? Rolle uyuşmasını. Uyuşması benim için çok önemli. Değil mi? Yani hislerimle seçiyorum ben oyuncuları. Hislerinle tamamen. Ya işte yanında çalışmadık sizde. Biz evet niye? Evet. Ya istedik de karşılıklı bu duyguyu birbirimize söyledik de vallahi ne sen sinemadan vazgeçebilirsin ne ben hayır diyebilirim. Dur bakalım. Dur bakalım. Evet, bakalım. Belli olmaz bu işler. Hiç ummadığımız bir anda kendimizi bir işin içinde buluruz. Evet. TRT'den ayrıldıktan sonra senin için daha farklı bir dönem başladı. Çünkü özel televizyonlar, sürekli teklifler var, diziler yaptın.
Bazılarında sadece proje tasarımcısı oldum. Bazılarında bayağı yönetmenlik yaptın. Türkiye'de bir gerçek var ki. Yok, ben hiçbir dizide yönetmenlik yapmadım. Projelerini. Ama her şeyiyle ilgilendim dizinin. Yani bir tek yönetmenliğini yapmadın. Yoksa her şeyini zaten sen yaptın ama Türkiye'de dönem dizilerini başlatan sen oldun. Evet. Senden sonra bir sürü yapıldı ama yaptıklarının saysam şimdi Kurşun Yarası. Evet. Çemberimde Gül Oya. Ihlamurlar Altında. Hatırla Sevgili Şimdi Konuştuk. Asi var. Asi sensin benim gözümde. Asi derken Asi Nehri'nden söz ediyoruz tabii. Bu Kalp Seni Unutur Mu var. Yani bunların hepsi adam akıllı işler yani. Şeyi belirteyim. Hatırla ya, Sevgili. Bakar mısın? Bunlar hep senin emeğin. Gönül Çelen Çağ'ın büyük başarısıdır. Yani tabii ki yönetmenin çok önemli bir yeri var. Yok, ama o yazan da o. Öyle mi? Senaryoyu da mı o yazdı? Zaten Çağ'ın bu yönünü ben çok beğeniyorum. Evet. Yani senaryolarını genellikle kendi yazıyor. Evet. Ve de yönetmen olarak da tabii ki ne derler? Hepimizin çocuğu gibi baktığımız ve çok sevdiğimiz bir yönetmen. Aslında dönem dizisi çekmek ne kadar zor bir şey değil mi? Onun bir kere... Vahmetli. Evet. Yani aksesuarları bugün bulmak da zor. Mekanlar... Çok iyi sanat yönetmenleriyle çalıştım ben ama. Çok iyi sanat yönetmenlerimiz var mı? Var. Güzel. Onu da duymak çok beni mutlu etti. Çünkü sanat yönetmeniyle çalışma dönemi biraz geç başladı sinemamızda. Çünkü o branşı yani nasıl olsa hallederiz, yaparız. İşte şuraya iki tane şey koyarız. Evet. Çünkü zaten ne zaman olarak ne maddi imkanları olarak böyle bir branşa yer ayıramıyorduk. O yüzden de tarihi filmlerimiz genellikle çok eleştiriliyordu. Sanat yönetmeni çok önemli bir film. Çok önemli. Hele özellikle de böyle tarihi bir, yani evet, yakın geçmişte olsa çok önemli. Diziler için senin şöyle bir sözün var. Star olan projedir. Evet, hala öyle düşünüyorum. Gerçek bu çünkü, değil mi? Evet. Dizinizin projesi, yani proje olarak, senaryo olarak mükemmel değilse hiç onunla uğraşmayın. Evet. Çünkü dünyanın en ünlü aktörünü de getirip koysan kameranın önüne, projede iş yoksa evet, yani zaten o iş geçmiyor seyirciye. Aynı fikirde miyiz? Aynı fikirdeyiz değil mi? Yani tabii ki iyi aktörlerle çalışmanın hikayeye büyük katkısı oluyor. Ama elindeki senaryo yeterli bir senaryo değilse o zaman aktörün yapacağı çok fazla bir şey yok. Evet. Bu kadar iş yapmış bir yönetmen olarak umduğunu bulamadığın ya da yeteri kadar seyirciye ulaşmadığını düşündüğün işlerin oldu mu? Benim tabii oldu. Mesela en sevdiğim, aşık olduğum yazar Tanpınar. Hmm. Tanpınar'ın filmi seyirciye ulaşmadı. Böyle durumlarda kendini nasıl motive ediyorsun? Nasıl altından kalkıyorsun? Zor çünkü. Ama en azından Tanpınar'ı okumaya teşvik ettim diye teselli buluyorum. Güzel. Doğru söylüyorsun. Herhalde çok okuyan bir insansın diye düşünüyorum. Çünkü bu kadar hani birçok insanın gözünden kaçmış şeyleri yakalayabildin. Babamdır okumamın nedeni. Babam çok okurdu çünkü. Nasıl örnek oluyor değil mi anne baba çocuğuna? Evet, evet. Yani ne yapıyorsan
Çocuğun onu cesaretim yaptı. Annemden, bilgeliğim babamdan tamamen. Çok güzel olmuş. O iki insanın anne baba ebeveyn olması senin şansın olmuş. Evet, çok büyük şansımdı. Şimdi Ilgaz'la belki yaparız. İnşallah Ilgaz yapardı. Ilgaz bugün ne yapıyor? Yönetmen. Yönetmenlik yapıyor. Proje hazırlıyor. Şükrü Bey'le Avşar, çalışıyor. Şükrü Avşar. Evet. Benim hayatımda çok önemli yeri olan bir insan da Şükrü Bey'dir. Gerçekten çok güzel onlar diziler yaptı. Bütün Avşar ailesi benim buradaki ailem oldular. Ay, ne güzel. Bir Şükrü Avşar'ın hayat hikayesini gözümün önüne getiriyorum. Ve bugün vardığı nokta hepimizin bildiği. Konuğum da oldu. Ondan da dinledim. Öyle mi? o ufacık tefecik bir adamcık ama müthiş görüşleri olan bir insan. Tabii. Ön fikri olan, ön görüsü olan bir insan. Evet. Dolayısıyla hala hayalleri var. Hala yapmaya çalıştığı şeyler var. Çok komik bir şey. Ben demiş ki bir gün inşallah çok param olursa kendi hikayemi de filme alacağım. Dedim hala biriktiremediniz mi parayı? Ben talibim ona. Ya çok renkli bir hayatı var. Müthiş, müthiş. Bir sinemacı olarak. Sinema Paradiso'yu hatırlatıyor değil mi? Evet. Evet. Valla inşallah ben yani hemen onu önüne almanı isterim. Yani öyle bir hayat ki çok güzel bir örnek çünkü. Bugün evet. Vardığı nokta itibariyle. Evet. Adımları nerede başlamış? Bir sinema gösterme makinesinin arkasında başlamış bir küçücük çocuk. Bugün gelmiş Türkiye'nin evet. En önemli yapımcısı. Evet. Ilgaz muhakkak hani tabii ki babası, annesi, bu kültür hayatımızın içinde olan insanlar... Onlardan etkilenmemesine imkan yok. Nasıl sen babandan etkilenmişsin? O da senden evet. Etkilendi herhalde sinemayı seçerken değil mi? Setlerden etkilendi. Gelir miydi set? Gelirdi. İşte merak. Merak çok önemli bir şey evet. Hepimiz için. Merak hatta ettim. Ayırdığım fotoğraflar içinde Ilgaz'la ben bir setteyiz. İkimiz de şapkayı... Böyle tersten giymişiz. Ama ben onu kendimden daha yetenekli buluyorum. Yaşasın, yaşasın. Onun yaptığı projelere tabii ki sen katkıda bulunuyorsun diye düşünüyorum. Yoksa karıştırmıyor mu kendi? Karıştırmaz. Karıştırmaz mı? Bir röportajında ben mesleğime tutkuyla bağlıyım. Her şeyiyle en ince ayrıntısına kadar ilgilenirdim ve mükemmelliyetçi bir insandım. Dım geçmiş zaman fiili. Niye öyle dedin? Artık Ilgaz yapsın ben çekileyim falan mı diye düşünüyorsun? Yok hayır ya, ben hiçbir zaman öyle düşünmedim. Öyle ama mi? Artık televizyon dizisi. İyi standartlarda olmaktan çok uzaklaştı. Peki şimdi dijital kanallar için birçok proje üretiliyor. Onlarla ilgili ne düşünüyorsun? Yani bir daha mı özgürler orada hikaye seçimlerinde? Vallahi hiç çalışmadım. Ben uzun bir süre ara verdim zaten. Peki... Şimdi şöyle bir şey sorabilir miyim? Az önce dedin ki babam benim hayatımdaki en önemli figür. Ondan aldıklarım ya da onun bana verdikleri çok önemli benim için. Babandan sonra eğitim hayatında olabilir, ömrü hayatında olabilir. Seni etkilemiş olan insanlar
kimler onu merak ediyorum. Bir yazar olabilir, yönetmen olabilir, kimsin yani öğretmenin olabilir. Tabii bir numarada Yılmaz Karakoyunlu var. Ya. O onunla sohbet etmek büyük bir kazanç. Müthiş benim bir tarih için. Biriktirmiş. Ha? Tarih biriktirmiş. Tarih evet, bilgisi. Evet, evet. Değil mi? Yani ben de bir kere böyle bir şansım oldu. Hakikaten hayranlıkla böyle dinlemiştim. Hiç unutmuyorum. Evet, evet. Ne güzel. Çok iyi bir konuşmacıdır. Üstelik de öyle anlatımı dinlettiriyor kendisini. Evet. Mesela şöyle bir soru sorsam. Senin hayatın bir gün film yapılacak olsa ister misin böyle bir film yapılsın ya da kim yönetsin? Tabii ki Ilgaz yönetecek eminim onu da. Böyle bir şey düşünür müsün? Yok. Ama ben öldükten sonra... Aman Allah gecinden versin. Çekilebilir. Ilgaz çekmek istemezse... Zeki çeksin isterim. Zeki senin asistanındı değil mi? Zeki evet, Demir iki Kubur'dan. Filmde. Ya bugün herhalde gurur duyuyorsun. Yetişmiş çok, bir yönetmen. Çok. Ben de çok çok severim. Yani ilk filmini seyrettiğim günden beri takip ettiğim. Evet. Gerçekten çok özel bir sineması var. Çok özel bir dili var. Güçlü. Güçlü. Evet. Ve yaptığı işin arkasında duran bir insan. Ya televizyon seyrediyor musun diye sorayım mı? Dizileri falan seyreder misin? Birinci bölümlerini... Bir bakayım diyorsun. Bir bakarım. Eğer 10. dakikada bırakmışsam... Demek ki bir daha... Hiç de yanılmıyorum. Yani bunda... Çok düzenli takip ettiği bir dizi yok. Maalesef yok. Çünkü 145 dakika. Çok uzun. Çok uzun. Hakikaten. Ve iyi bir şey yapabilmek çok zor. Yani çalışan insanlar sanki böyle işkence içindelermiş gibi geliyor bana. Evet. Ama bir türlü de değiştiremiyorlar nedense. Evet. Hatta bugünün yapımcılarıyla birkaç tanesiyle konuştuğum zaman... Yapımcılar çok da şikayetçi değiller, gayet de memnunlar. Çünkü artık diziler sadece Türkiye'de gösterilmiyor. Yurt dışında gösteriliyor. Dolayısıyla yurt dışına giderken de bizim 140 dakika seyrettiğimiz dizi ikiye bölüyorlarmış. Bir diziden iki ayrı film, bir bölümden iki ayrı bölüm çıkartıyorlarmış. O da belli bir maddi imkan sağlıyor tabii. Peki o zaman ben sana çok teşekkür ediyorum. Bugün ben iyi ki geldin Tomris. Sana çok teşekkür ediyorum. Yani vardır ya. Sen kıramayacağım bir sanatçısın. Her zaman kalbimde yerin var. Ay çok teşekkür ederim. İnşallah çalışırız da. İnşallah. İnşallah. Ben çok isterim. Ben çok isterim. Yani nasıl anlatayım? Bir insan, bir insana bu kadar mı hayran olur? Bu kadar mı takdir eder? O gerçekten. Sadece kadın olduğun için değil tabii ki. Ama sinemada yapmaya çalıştığın şeyin beni çok ilgilendirdiğini düşünüyorum. Çünkü oradaki sorumluluk duygusu, insanları uyarma, farkındalık yaratma. Biz bunları yaşadık, bunları bilin, bunları tekrar yaşamayalım. Daha önümüze bakalım diye evet. Umut veren bir yönetmen oldun. Sana çok teşekkür ederim. Çok çok teşekkür ederim. Ay efendim ben... İyi ki bu sinemanı da sen varmışsın. Canım benim. Peki, sevgili seyircilerim, bitmesini hiç istemediğim bir program bu. Her şeyin yolunda gitmesini beklemeyin. Mükemmel bir zaman yoktur. Her zaman, her daim zorluklar, engeller yaşayacağız. Ama harekete geçmekten de asla vazgeçmeyeceğiz. Bugün
attığı her adımı daha güçlü, daha azimli, daha cesur atan bir kadın, bir sinemacının mesleki yolculuğuna tanıklık ettik. Sinema bir şenlik değil, bir kültürdür diyen Metin Erksan'a kulak verelim. Bir yönetmen, bir senarist, bir oyuncu film yapar, güldürür, ağlatır, düşündürür ve dönüştürür. Fakat sinemanın hamuruyla yoğrulan her sanatçının hayatı da aslında bir filmdir. Bugün hayatı film gibi olan çok yönlü bir sinemacıyı ağırladık. Ay. Haftaya film gibi hayatlarda yeniden birlikte olmak üzere. Hoşçakalın, sağlıklı kalın. Thank you.